seyirciler. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Gaziantep'te iş dünyasıyla bir araya geldi ve kriz sevdalılarının hüsrana uğradığını açıkladı. Bakan Albayrak iş dünyasına müjdeler verdi. Şimdi Bakan Albayrak'ın o açıklamalarını ekranlarınıza getireceğiz. Kriz sevdalıları var ya, bunları hüsrana uğratmaya inşallah hep birlikte tüm Türkiye olarak devam edeceğiz. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye için değişim başlıyor ismiyle sürdürülen reel sektör buluşmaları için bu kez Gaziantep'teydi. Enflasyon ve faizlerle mücadelede kararlılığımızı sürdüreceğiz dedi. Enflasyonda, kurda ve faizlerde ihtimal dahi verilmeyecek bir iyileşmeyi çok kısa sürede elhamdülillah yakalamış. Ama ben her yerde onu diyorum. Bu da yetmez. Daha yeni başladık. %5'in daha da üzerinde bir rakamla inşallah 2019 yılını kapatıyoruz. 1,5 yıldır ben hep şunu duyuyorum, siz de duyuyorsunuzdur. Faizler inerse şu olur, öbürü sıçrar, enflasyon patlar, faizleri indirmeyelim, yükseltelim falan. Ekonomiyi durdurmak isteyenlere hiçbir şekilde katılmıyoruz. Buna izin vermeyeceğiz, kabul etmeyeceğiz. Göstergelerdeki iyileşmenin ve piyasalardaki rahatlamanın toplumun tüm kesimine yayıldığını göreceğiz diyen Albayrak'ın iş dünyasına bir de müjdesi vardı. İVM finansman paketinde yeni bir döneme girildiğini söyledi. Sabit faizli seçeneğimiz. Bu bir Türkiye'de bir ilk. 7 yıl vadeli, %8,5'tan tarihte ilk defa bu maliyetli finansmanın önünü açıyoruz. Bu bir. İki, yine TLRF endeksli. 7 yıl TLRF artı 1,5 ve 7 yıldan fazla 12 yıla kadar. Yani 2+5 veya 3+9. Yani 12 yıla kadar süreçte TLRF artı %2 olarak uygulanacak şekilde daha önce uygulanmamış bir şekilde öngörülebilir uzun vadeli ivme finansman paketini bu şekilde yapılandırıyor. İstihdam odaklı finansman paketinde de yine iş dünyamızla ilgili yine burada güzel bir haber vereceğiz. Orada da faiz oranlarımız %10'lardaydı. Tek haneli faizlere %9'a indiriyoruz. Kalkınma Bankası'na yeni fonlama modeli geliyor. Türkiye'nin ithal ikamesi yapacağı, ihracatı arttıracağı, yüksek katma değerli üretim yapacağı alanlarda uzun vadeli Türk lirasına dayalı bir fonlama modelini Kalkınma Bankası aracılığıyla bu çerçevede devreye alacağımız, işte bu finansman modeliyle stratejik sektörlerimizdeki yatırımları tamamen yerleştirmesi amacıyla Kalkınma Bankamız artık daha etkin bir şekilde sahada tüm bu yatırımları destekleyecek. Bakan Albayrak'ın ikinci durağı Mardin oldu. Albayrak, Mardin iş dünyasıyla bir araya geldi. Bu yıl verdiğimiz büyüme ile gelen cari fazla. Çünkü Türkiye'nin ne kadar büyük bir potansiyeli olduğunu ortaya koydu. Pozitif büyümenin olduğu bir yıl, cari fazla. Literatüre geçecek bir yıl oldu.